Çok yavaş dönüyor. Burada bir ihtimal şu kablodan kaynaklı. Bunu bakacağım, açacağım. Bakalım durumu nasıl. Böyle çevirince biraz temas çoğalıyor galiba. Böyle. Bunu şöyle USB. Şimdi açıp bakacağım. Buradaki vidaları söküyoruz. Aslında kapaktan sökmek lazım ama buradan sökünce bakalım nasıl olacak. Diğer vidaları da sökmemiz gerekiyor ki içini görebilmek için. 3 tane vidayla tutuyor. Motoruyla beraber buraya monte edilmiş. Arka tarafındaki vidaları çıkarttım. Ön taraftaki kapak koruma kapağını da çıkarmamız gerekiyor ki içine ulaşalım. Kablolarda kopukluk olabilir diye. Burada kabloları kontrol ettim. Kablolarda bir sorun yoktu ama orta göbeğinde tutup bir yukarı aşağı yaptım. Ondan sonra dönmeye başladı. Orta yeri dönen yerde bir takılma mı olmuştu? Engelleyen bir şey mi vardı? Orayı oynatınca normal dönmeye başladı. Tekrar aynı yeri monte yapacağım. Zaten böyle çok kuvvetli bir dönen bir fan değildi ama şu an tekrar güçlendi, zayıf dönüyordu. Tam temas edemiyordu. Ne sorunu vardıysa belli başlı bir sorun bulamadım. Oynatınca sihirleyelim deyince güzel çalışmaya başladı. Yeteri derecede yakın yerlere temas rüzgar verebiliyor ama öyle fazlıyor. Şu an hızı gayet normal bir şekilde çalışıyor. Belli olmuyor, döndüğü görünmüyor. Öncekinde yavaş döndüğü için belli oluyordu pervanesinin dönüşleri. Sizler de böyle bir sorun olursa bu şekilde bakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.